Günaydınlar herkese. Böyle yavaş yavaş gelmeye başlıyorlar ama ufak ufak başlayabiliriz gibi. Chat bölümünde çok fazla böyle sevgi oldu. Ne hoş. Ne tatlı, birbirini tanıyan insanlar. Belki bugün tanışacaklar. O yüzden herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün hepinizi aramızda görmek çok güzel. Creative Mornings İzmir'in bu ayki buluşmasında yine bir aradayız. Bugün konuğumuz permakültür tasarımcısı Iraz Candaş. Iraz, hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Etkinliğe geçmeden önce böyle birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. Sonra bol bol Iraz'la sohbet edeceğiz. Bugün böyle hoş bir sohbet olacağını ve hepimizi gerçekten buradan böyle biraz ilham alarak döneceğimize inandığımız ve her Iraz'ın sohbetinde ve her konuşmasında aslında aldığımız ilhamı umarım ki bugün de böyle sağlıyor oluruz ve bu cuma sabahı böyle biraz da keyifli aslında hafta sonuna geçmiş oluruz diye düşünüyorum. Birkaç hatırlatmamız var dediğim gibi etkinlikle ilgili. Eğer mümkünse yüzlerinizi toplulukla paylaşırsanız çok seviniriz. Çünkü maalesef pandemi nedeniyle artık etkinliklerimiz, Creative Mornings etkinlikleri aslında global olarak dünyanın en büyük yüz yüze etkinlikleri. Fakat pandemi sürecinde bu şekilde online'a gördü. Bunun bazı avantajları olmasına rağmen eskisi gibi aslında hani birbirimizi görmek, işte beraber kahve içerek aslında bu sohbetleri yapmak çok keyifli olacaktır. Umarım en yakın zamanda bunları sağlayacağız. Aynı zamanda sohbet esnasında sohbet kutusuna chatten de böyle sevgi gönderebilirsiniz. Buna da çok açığız. Çok da motive eder bizi. Nedir Creative Mornings buluşmaları? Şu anda Creative Mornings 223'ün üzerinde şehirde ve dünya çapında 67 ülkede yer almaktadır. Her ay 27 bin kişi aslında bir Creative Mornings konuşmasına katılıyor. Her ayın bir teması var. Bu temada tüm şehirler farklı bir konuk ağırlıyorlar. Türkiye'de, İstanbul'da ve Antalya'da da yine Creative Mornings ekipleri var. O yüzden takip etmek için Creative Mornings sayfasından onların etkinliklerini takip edebilirsiniz. Sadece onlar değil aslında globalde bu ay konumuz mesela Resilient konusunda yaklaşık 223 tane farklı konuk dinleme şansına sahipsiniz. Ve dediğim gibi zaten kaçırdıklarınızı da aslında daha sonra yine Creative Mornings sayfası üzerinden dinleyebileceksiniz. Bu bizim İzmir olarak 6. etkinliğimiz. Dediğim gibi pandemi sürecinde maalesef yüz yüze gerçekleştiremiyoruz. Fakat en kısa zamanda tekrar böyle sahalarda, orijinde, belki Iraz'la beraber Urla'da, yine bizim gıda topluluklarımızla ve diğer ekiplerle, İstanbul ve Antalya ekipleriyle ortak böyle sahalarda buluşma hayallerimiz var. Umarız hızlıca bunları gerçekleştirebiliriz. Bu etkinliklerin hepsi ücretsiz olacak dünyada global olarak ve bu etkinliği dünya çapında aslında yayılmasını sağlayan destekçileri var. Hem onlara teşekkür etmek hem de ufacık böyle bilgi vermek isterim onlarla ilgili. Creative Mornings'in pazarlama için resmi küresel iş ortağı MailChimp. MailChimp kısa bir süre önce serbest çalışanlar, işte freelance dediğim serbest çalışanlar ve ajanslar için ilk gerçek küresel kıyaslama anketini yayınladı. Yine bunu da chat bölümünden sizlerle paylaşıyor olacağız. Bu raporda da dünyanın dört bir yanından bilgiler, ipuçları ve en iyi uygulamalarla daha iyi bir iş yürütmemize nasıl yardımcı oluruz için tasarlanmış bir anket. İlginizi çekerse yine dediğim gibi chatten paylaşıyor olacağız. Skillshare'de yine diğer bir global ortak. Çevrimiçi öğrenme küresel ortağımız da Skillshare. Skillshare'de yaratıcı yolculuklardan bir sonraki adımı atmalar için yardımcı olan aslında bir çevrim içi öğrenme topluluğu. Yine hem Skillshare'in hem Creative Mornings'in, yani Skillshare'e girdiğinizde Creative Mornings'in birçok konuşmacısını da, eğitmenini de aslında bu sayfalarda bulabileceksiniz. Tabii global destekleri dışında bir de yerel partnerlerimiz var. Bunlardan biri de Kafis. Orijinin içinde böyle tam ortada girdiğiniz zaman umarız ki yüz yüze buluşmaları sağladığımızda onların da güzel kahveleri eşliğinde bu sohbetleri yapacağız.
Eğer Origin'e gelirseniz lütfen bir kahvenizi de Creative Mornings'ten içmeyi unutmayın diyelim. Bu ayın teması da Resilient. Dediğim gibi her ayın bir teması oluyor ve bu ayın temasını da Creative Mornings Dallas ekibi seçti. Hem temanın seçimi Dallas ekibi tarafından ve illüstrasyonu da Nikki Dione tarafından yapıldı. Aslında Resilient'ı seçerken Dallas ekibi şöyle bir açıklamayla bunu seçti. Dirençli olmak, uyarlanabilir olmaktır dediler bize ekiplere. Yaşam için yaptığım sıçramalarda esnek ve canlı olmanın bir yolu bizim için Resilient. Kaynakları paylaşmak ve güçlü bir kolektif çapı oluşturmak için köklerimizi öğrenmek, geliştirmek ve iç içe geçmek. O yüzden fırtınadaki ağaçlar gibi hani kopmak yerine sallanarak kalmak ve sallanarak köklerimizi daha iyi öğrenmek ve anlamak olarak temayı açıkladılar. Biz de sevgili Iraz'la sohbet ettik tabii ki Resilient kavramı üzerine. Çünkü Resilient'ı Türkçe'ye çevirmek, bazı kavramları çevirmek gerçekten zor. En yakını, Iraz orada çok destek oldu tabii ki, en yakını esnek dirençlilik gibi kullandık. Ama tabii biraz daha bu kavramın içine girecek Iraz, birazdan paylaşacak sizinle. Küçücük Iraz'ı tanıtalım, tanıştıralım isteriz. Birçoğunu tanıyorsunuz gördüğüm kadarıyla da. Fakat tanımayanlar için de Iraz, benim böyle dinlediğim, gördüğüm ve gözlemlediğim kadarıyla böyle tabiat kadını diyebileceğim kadar tabiatla iç içe, böyle permakültür alanında birçok iş yapmış. Ve 2014 yılından bu yana farklı ölçeklerde ve coğrafyalarda permakültür tasarım danışmanlığı yapıyor ve 2017'den beri de Türkiye Permakültür ana ekibinde, ana gemide diyebiliriz Iraz için herhalde. Aynı zamanda da profesyonel tasarım danışmanlığı hizmetlerini de Yer ve Gök Onarıcı Tasarım Merkezi'nde bizlere çok yakın İzmir Urla'da sürdürüyor. Tekrar hoş geldin Iraz. Ben böyle çok konuştum ama hem böyle bir giriş yapsan bize hem de bu esnek dirençlik nedir? Biraz böyle sohbete başlasak ne tatlı olur. Hoş geldin tekrar. Hoş buldum. Teşekkür ederim beni buraya davet ettiğin için. Ben genelde bu işte tanıtım ve şey kısımlarında kaçarım. Fiziksel ortamlarda burada kaçamadım. Herkese merhaba. Yani işte aslında Nazlı'yı çok iyi toparladı benimle ilgili bu bağlamda söylenebilecekleri. Çok teşekkür ediyorum. Herkese de Cuma sabahı burada beni dinlemek için, burada oldukları için teşekkür ederim. Görsel, yani tanıdığım herkese böyle ayrıca eski öğrenci Zeynep, Meşem görüyorum, Özlemler, Çalışan var. Filiz geldi galiba. Beni hiç yalnız bırakmıyorlar sağ olsunlar. Çok teşekkür ederim. Bugün yani aslında resilience konusu şimdi konuşurken özellikle yabancı kelimeler kullanmamaya çok dikkat eden biriyim. Yani özel çaba harcıyorum bunun için. Fakat bugün resilience ya da resilient diyeceğim birçok kere. Çünkü Türkçe'de karşılığını bulmak biraz zor o kelimenin. Farklı alanlarda, mühendislik alanında, işte sosyal bilimlerde veya afet konularında farklı karşılıkları olan bir kelime. Onlar yerine hepsini kapsayan biraz daha bugün de özellikle sosyal ve ekolojik sistemler ya da sosyoekolojik sistemler üzerinden değinmek istediğim konuları anahtar kelimeleri de kapsayan bir karşılığı bulamadığım için resilience deme ihtimalim çok yüksek sıkça. Eğer aranızda yani bu Türkçesiyle ilgili dayanıklılık, uyarlanabilirlik falan dışında bir karşılık bilen ya da bulabilecek olan varsa benimle iletişime geçerse çok sevinirim. Bu konu eksik çünkü bence. Şimdi bazı görsel birkaç malzeme de hazırladım. Yani böyle çok ders gibi olsun da istemiyorum ama belli bir şeyi de takip ederek anlatırsam bence daha etkili bir gün geçireceğiz. Daha verimli olacak.
Arada bir durdurup tekrar yüzünü göstermek falan gibi şeylerim var. Chat'i takip edemeyeceğim muhtemelen bu esnada. Çok önemli sorularınız vesaire olursa Nazey veya Hande belki beni uyarırsınız. Ya da en sonunda tabii biz devreye gireriz. Toparlarız. Tamam. Ya da sesiyle katılmak isteyen olursa, değil mi? Tabii. Yani beni kesebilirsiniz. İşte ya hocam bir daha tekrarlar mısınız? Ya da Iraz. Genelde şey hep eğitimince hocaya alışım. Iraz da diyebilirsiniz. Çekinmeyin lütfen. O zaman bugünkü şeyle. Şimdi ben size bugün aslında bir resilience tanımı yaparak başlamayı çok yerinde buluyorum. Şimdi bu konu yani çok ilginç bir şekilde yine bu ayın 25'inde galiba enstitünün kurucu başkanı olan, benim hocam da olan, komşum da olan, danışmanlıkta ortağında olan Mustafa Fatih Bakır da İzmir'deki işte dirençli kentler ve dirençli tarım falan gibi Büyükşehir Belediyesi'nin bir şey olacak galiba, konferans serisi. Onu da ona davet ettiler. Yani bu ay bu mesele epey gündemde. İzmir özelinde gündemde olması da çok anlaşılabilir tabii ki. Çünkü hem tarımsal alanda hem kentsel dönüşüm, kentsel büyüme, işte rant vesaire ve afet konularında İzmir aslında altyapısal olarak belli şeylere hazırlıklı olmadığını maalesef son birkaç senede göstermeye başladı. Dolayısıyla anladığım kadarıyla önemli bir konu haline geldi yerelde de. O yüzden yani bence resilience şudur, bence budur filan gibi karışıklıkları yok edebilmek için ya da biraz daha rahatlatabilmek için o karışıklıkları bir tanımla başlayalım isterim. Bu afet bakış açısıyla tanımlanmış bir resilience aslında. Yani bu kelime 1800'lerden beri kullanılıyor. İşte edebiyatta da kullanılmış vesaire filan çok farklı bakış açıları var. Ama bu çok iyi toparlıyor hepsini. Ve bugün aslında size tabiattaki dirençliliğin ve sonra bir permakültür tasarımcısı olarak tasarım sürecindeki bu konuyu ele alış biçimimizi anlatmamda çok yardımcı olacak. İsteyenler not edebilir ya da sonra ya da screenshot alabilirsiniz ekran görüntüsü veya gönderebilirim. Tehlikelere maruz kalmış bir sistemi topluluğun veya toplumun kendi temel yapılarını ve işlevlerini koruma ve onarma dahil. Koruma ve onarma çok önemli iki şey burada. Bir tehlikenin etkileri karşısında zamanında ve etkin bir şekilde direnme. Çok kilit kelimeler bunlar. Direnme, soğurma, uyum geliştirme ve iyileşme becerisi olarak tanımlanıyor. Bunların mühendislikteki karşılığı genelde şöyle oluyor. Malzemenin tehlikeye maruz kaldıktan sonra eski yapısını geri kazanacak şekilde dayanıklılığı olarak ele alınıyor mühendislik bilimlerinde veya bir ürünün dirençliliğinden bahsediyorsak insan tarafından ortaya konmuş üç boyutlu bir parçanın, bir ürünün dirençliliğinden bahsediyorsak bunlar karışık sistemler için yani birazdan bahsedeceğim ne demek, neyi kastettiğimi karışıkla. Karışık sistemler için düşünülebilen, fiziksel sistemler için düşünülebilen şeyler, yani bir dışarıdan bir etkiye maruz kaldığında eski halini geri kazanma. Oysa ki bu yeterli bir tanım değil aslında ekosistemler için ve hatta sosyal ekosistemler için, insan yapıları için de yeterli. Çünkü görüyoruz ki özellikle tabiatta herhangi bir tehlikeye maruz kaldığında yani dışarıdan, sistemin dışından bir etkiye maruz kaldığında eski haline geri dönmektense karmaşık yapılar bu tehlikeye ve etkiye uyum sağlayarak adaptability İngilizcesi, resilience biliminde
böyle çok temel bazı terimler var ama onlara girmeyeceğim. Bugün biraz daha sohbet gibi geçsin istiyorum. Buna uyum sağlayıp üstelik sadece zarar görmemek değil, bu etkiden kazanarak çıkma örüntüsü gösteriyor karmaşık sistemler. Tabiat da bunlardan bir tanesi tabii ki. Özellikle de biz kara canlıları olduğumuz için orman ekosistemi bunu aslında çok rahatlıkla takip edebileceğimiz orman ekosistemlerin, karasal sistemlerin tarihsel olarak izlerine baktığımızda çok ciddi afetler tırnak içinde işte sistemin dışından etki edecek olaylara bu enerjiyi soğurup kendi içinde yeniden bir kaynak olarak kullanıp sistemin kendisini daha farklı bir yönde daha iyi bir şekilde ifadesi olarak sonuçlandığını görebiliyoruz. Bu çok önemli bir şey. Bunu insan sistemlerinde nasıl kullanabiliriz, neden kullanmalıyız? Biraz bunlardan konuşacağız. Şimdi böyle olmayan sistemlere bakalım. Biz aslında içinde bulunduğumuz medeniyeti oldukça dirençsiz. Yani bunu rahatlıkla zaten yaşadığımız olaylardan da görebiliyoruz. Hani en yakın şu an hala içinde olduğumuz işte COVID-19 pandemisi için de söyleyebiliriz. Oldukça az dirençli bir sağlık sistemimiz, ekonomisi, hatta sosyal birliğimiz olduğunu maalesef her geçen gün daha fazla görüyoruz. Şimdi ben bunu bir arazi, bir tarla üzerinden örneklendireceğim. Herkesin de kafasını daha iyi şekillenir diye düşünüyorum. Hem de biraz benim daha yetkin olduğum alanlar diyebilirim. Sağlık vesaire alanlarındansa. Bizim medeniyetimiz aslında bu bir mecaz ve bu şimdi anlatacağım da doğrudan bir örnek. Çok doğrusal bir sistem. Ne demek bu? Örneğin bu işte çizgilerle bir arazi, bir tarla olsun, sınırlarımız burası. Biz buraya buğday ekmek istiyoruz. Neler gerekiyor? Çok doğrudan bazı girdiler var. İşte en önemlisi tabii ki tohum gerekiyor. Güneş ışığı gerekiyor fotosentez yapabilmek için. Bu ikisi olmayınca zaten hiçbir şekilde olmuyor. Önemli bir girdi su elbette ki. Sulamalı değilse bile işte tohumun çimlenmesi için gereken belli bir nemlilik, canlılığın devam etmesi için gereken belli bir nemlilik var toprakta. Tabii insan emeği. Fosil yakıt gerekiyor çünkü makinizasyondan bahsediyoruz. Doğrudan tarlayı işlerken ki fosil yakıtlardan değilse bile tohumun işte bir yerden bir yere taşınması için gereken vesaire. Makine teknolojisi gerekiyor. O makinelerin üretilmesi için de fosil yakıt gerekiyor. Veya o makinenin üretildiği fabrikaları elektrik enerjisi sağlamak için işte belki HES'ler, JES'ler veya yine fosil yakıtlar gerekiyor. Ve işte hayvansal ya da çoğunlukla sentetik kimyasal, inorganik, suda çözünebilen inorganik gübreler gerekiyor. Ve tabii ki de çoğunlukla yine sistemin genelinden bahsediyorum. Bu sisteme dışarıdan etki edecek olan zararlıların, özellikle biyolojik zararlıların için gereken zehirler. Yani tarım ilacı olarak anlatılan ama aslında zehir olan bazı girdiler gerekiyor. Bunun sonucunda da aslında elimizde tek tip bir ürün oluyor. Buğday oluyor örneğin. Bir de beraberinde neredeyse aynı büyüklükte, yani biyokütle olarak ya da ağırlık olarak değilse bile etki alanı olarak kirlilik ortaya çıkıyor. Neyden kirlilik? İşte fosil yakıtların çıkardığı karbondioksit, işte gazının atmosferde yarattığı kirlilik, suda çözünen inorganik gübrelerin sebep olduğu yine aslında karbondioksitten çok daha yüksek sera emisyon katsayısına sahip işte azot bazı gazların ortaya çıkması gibi. Zaten tarım zehirlerinin, zararlı zehirlerinin sebep olduğu türlü kirlilikler gibi şeyler ortaya çıkıyor. Şimdi bu sistem aslında çok doğrusal bir sistem.
entropik bir sistem. Entropi nedir? Termodinamiğin yasalarından bir tanesi. Yani bizim evrenin çalışma şekillerini yasalaştırmışlar zamanında. Belli şekillerde enerji ilişkileri ortaya çıkabiliyor. Ne yaparsanız yapın bu yasaların dışına çıkamıyorsunuz. Bunlardan birincisini hepimiz biliyoruzdur. İşte yoktan var, vardan yok edilemez. Yani enerjiden bahsediyorum ve maddeden dolayısıyla. Çünkü artık enerji ile madde aynı şey. Bir tanesi de hiçbir enerji değişimi, form değişimi %100 verimli değildir. Her zaman o sistem dahilinde kullanılamayan bir enerji ortaya çıkar. Ve bunun adı entropi. Türkçe'de dağı da deniyor ama entropi olarak terimleşmiş durumda kullanılıyor. Şimdi bu sistem oldukça yüksek bir entropiye sahip bir sistem. Çünkü çok doğrusal ve sistem esnasında herhangi bir dönüşümde çıkan şey bu sistem, enerjiler bu sistem dahilinde kullanılamıyor. O yüzden zaten kirlilik dediğimiz bir şey ortaya çıkıyor. Oysa ki her dönüşümde meydana gelen atıklar, çıktılar başka bir öğenin ihtiyacını karşılayacak şekilde kurgulanmış olsa ki tabiatta böyledir, birazdan anlatacağım. O zaman kirlilik diye bir şey ortaya çıkmıyor zaten. Dolayısıyla entropi düşüyor. Entropi hiçbir zaman sıfırlayamıyoruz. Tabiat da dahil. Bunu evrende yapabilen hiçbir sistem veya öğe yok. Ama entropi minimuma indirebiliyoruz. Zaten öyle olmasaydı gezegenimizdeki canlılık bu kadar karmaşık bir yapıyı bu kadar uzun süre boyunca bu kadar bereketli bir şekilde sürdüremezdi zaten. Biz bu sistemlere kendi aramızda zombiler diyoruz. Çünkü baktığımızda şöyle canlı gibi görünen, yani işte bitki büyüyor aslında değil mi? Tohumu koydum. Öyle ya da böyle ben o buğdayı büyütüyorum. Canlı gibi görünen ama sürekli kullandığı kaynağı tüketmeye yönelik bir canlılık sergileyen, aslında yaşamayan sistemler bunlar. Canlılıkla yaşayan arasında biyolojik ve ilişkisel etkileşim açısından bir fark var. Bir şey biyolojik olarak canlı olabilir ama etkileşim içinde değilse çevresiyle yaşamıyor olabilir. Tam zombilik işte. Zombilerde artık hani bulabildikleri bütün insanları yiyip ya da zombi yaparlarsa bir noktada artık insan kalmayacağı için kendi kaynaklarını tüketen canlılar. Ama yaşıyormuş gibi görünüyorlar, yürüyorlar işte etrafta, hatta bazı kurgularda zekaları bile var filan, takip ediyorsanız öyle filmleri filan. Bunlar doğrusal sistemler ve dolayısıyla örneğin tohum, gübre, fosil yakıt gibi şeylerin de, konuların ve ürünlerin de sahiplerini kimler olduğunu ve kimlerin karar verici olduğunu düşünürsek bu alanlarda, örneğin o sene tohum şirketleri ya da fosil yakıtı çıkaran, işleyip işte akaryakıt haline getiren şirketler ya da aşamalar, o sene tüm bunlara işte %50 zam yapmış olsun, %100 zam yapmış olsa veya artık bu süreçleri yapan fosil yakıt şirketleri, akaryakıt şirketi, yok biz tamamen işte rüzgar enerjisine yöneldik, bırakıyoruz bu işi filan dediğinde piyasadaki arz miktarının düştüğünü düşünün mesela. Fiyatların işte inanılmaz artacağını ya da artık tohum bulamayacağımız zamanların gelme ihtimalleri vesaire filan. Yani bu girdilerden herhangi birinin ya da birilerinin resimden çıktığını düşünün. Bu sistem ne olur? Yani özellikle de ana şeylerden, belirleyicilerden bir tanesi resimden çıkarsa, bu sistem doğrusal olarak kurgulandığı için sonuçta benim beklediğim teklif ürün ortaya çıkmaz. Sistem doğrudan kırılır. Ve kendini yenileyebilmesi için o girdinin aynısını yerine konması gerekir. Bu sistemler aynı mühendislikteki gibi karışık
etmiş gibi davranan biz bir gıda ve tarım sistemi kurmuş durumdayız aslında. Belki bireysel olarak bizler daha küçük alanlarda başka türlü şeyler konuşuyoruz elbette ki. Ama insan medeniyetinin kurulu olduğu kaideden bahsediyorum şu an. Temel, küresel olan sistemden bahsediyorum. Dolayısıyla bu girdilerden bir tanesini yerine koymadığımızda, resimden çıkarsa yerine koymadığımızda sistem kendini toparlayamıyor. Neyse ki tarımsal sistemler hala tabiatın parçası olan canlılar tarafından da işgal edildikleri için gerekli süre verildiğinde kendini toparlama ihtimali sıfır değil ama çok uzun süreler gerekiyor. Ve sonuçta da aslında bu sistemlerde amaç olarak ortaya koyduğum şey ortadan kalkıyor. Buğdaydı benim amacım. Doğa koruma vesaire falan değildi. Bunlar o yüzden karışık sistemler. Aynı bir saat gibi düşünün. Bu örneği vermeyi çok severim. Saatte nedir? Dişlilerden oluşuyor saat. Dijital değilse. Dişlilerden bir tanesini çıkarırsanız saatte, saat bozulur. Bozulmama ihtimali yoktur saatin. Saat fiziksel olarak durmaya devam eder, orada var olmaya. Ama amacına yönelik olan varlığını kaybetmiştir. Dolayısıyla kırılgan bir üründür. Tabii ki işte darbelere karşı dirençli olabilir, suyun altında şey, o tasarıma bağlı olarak bazı özellikleri olabilir. Siz o saati tekrar çalışır hale getirmek istiyorsanız ya o dişliyi tamir edip yerine koyarsınız ya da o dişliğin aynısını alıp başka, yani yenisini alıp yerine koyarsınız. Burada önemli olan bilgi o diş yeniden çalıştırabilmek için tam olarak o dişlinin kurduğu ilişkinin aynısını tesis etmeniz gerekiyor. Karışık sistemler böyle çalışıyor. Oysa ki bugün daha çok ağırlık vermek istediğim ve sizi bugünden konuşma bittiğinde hani ilham almanızı umduğum, alsanız ne güzel olur diye düşündüğüm konu karmaşık sistemler üzerine. Tabiatta nasıl oluyor bu şeyler? Neden özellikle tabiat geliyor benim, yani benim aklıma tabii ki ama resilience biliminde de sosyoekolojik sistemlerin çok önemli bir konu olmasının sebebi de yani etrafımıza bakalım. Milyarlarca yıldır sadece güneş enerjisi ve çürüme döngüsü üzerinden, bakın başka hiçbir şey yok tabiatın yaptığı, fotosentez yapılıyor. Bir de ölü olan biyolojik kütle canlılar tarafından dönüştürülerek tekrar kaynak olarak fotosenteze sunuluyor. Bu iki döngü, iki olay dışında mucizevi hiçbir şey yok bu anlamda. Yani şey, hafife almak için söylemiyorum tabiatan. Bu iki döngü arasında milyarlarca yıldır üretilmiş olan canlılık miktarına bakın. Bizim son özellikle 300 yıldır ama tarım diye bakarsak belki 12 bin yıldır yok etmeye çalışır bir haldeyken dahi nasıl kendini sürekli uyum sağlayarak yeniden inşa ederek ortaya çıktığını bakın. Elbette ki tabiata bakacağız dirençlilikten bahsediyorsak. Bu sebep de çok önemli. Ve tabiat da dahil olmak üzere ekosistemik yapılar bu çizimde gördüğünüz yaşam ağı şeklinde çalışan yapılar. Pardon. Tabii ki elbette yine entropi var. Entropiyi sıfırlayamadığımızı hiç unutmayın. Çünkü bu evren böyle çalışıyor. Ve işte her dönüşümde kullanılamayan bir enerji açığa çıktığı için ve bu evrene dağıldığı için aslında evrendeki hani dönüşüm için gereken farkların zamanla yok olacağı, eşitleneceği ve evrenin yok oluşunun böyle olacağı falan teorilerden bir tanesi. Hangi anlam dünyası sizin için uygunsa kıyametin bazı anlam dünyalarındaki karşılığı da böyle. Ve tabii ki de sistemin dışında en sonunda ortaya çıkan entropi bir yutağın
Sink İngilizcesi yutak olarak Türkçeleştirilmişti. Bir yutağa gidiyor, sistemin dışına çıkıyor yani mutlaka. Ama bir önceki sistemin dışına çıkışla buradaki aynı miktarda değil, toplam potansiyel olarak sistemdeki. Bu sistem, bu yaşam ağı sistemi de tabii ki güneşle başlıyor. Çünkü fotosentezle başlamayan hiçbir şey yok. Ne yaparsak yapalım. İşte bilgisayarlarımızın süreçlerini geriye doğru takip edelim. En sonunda mutlaka enerjiyle bitiyor ya, ne olursa olsun. Enerjiyi biraz daha geriye takip edersek mutlaka fotosentezle başlamış oluyor. Hepimizin hikayesi, her şeyin hikayesi fotosentezle başlıyor ve çürümeyle bitiyor. Çürüme olmadan da fotosentez devam edemiyor zaten. Kaynak eksikliği sebebiyle. Şimdi bu yaşam ağı sistemleri, farkındaysanız çizimde de zaten, bunlar döngüsel sistemler. Enerji bir kere güneş enerjisi olarak sisteme girdikten sonra buradaki dirençliliği, yaşam ağının kalitesini, başarısını tırnak içinde belirleyen şey bu enerjinin bu öğeler arasında, bunlar çeşitli öğeler olarak düşünülüyor bu sistemde, şu yıldızları, kaç kere döndürebildiğinize bağlı. Çünkü kaç kere döndürebilirseniz entropi o kadar azalmış oluyor. Bu özellikle işte su sistemlerinde falan çok önemli bir konudur. Su hasadı ve gri su veya siyah su gibi atık suyun yönetilmesi açısından. Çünkü X miktar bir su sisteme girdiğinde siz onu işte 12 kere çevirirseniz aslında neredeyse biraz kayıtları da göze alarak 10X kadar suyunuz varmış gibi davranıyorsunuz demek olur. Tam olarak da tabiatta ekosistemler böyle çevrimleri belli şekiller ve enerji ilişkileri üzerinden çok iyi optimize ettiği için zaten ne yaparsak yapalım tabiatı bitiremiyoruz neyse ki. Şekil değiştiriyor, evet, bazı türler yok oluyor. Bugün hatta sanırım neyse tükenen türlerin anma günü diye hatırlıyor. 21 Mayıs olmalıydı. Elbette ki böyle şeyler oluyor ama bir sistem olarak baktığımızda tabiat kendini belli bir şekilde devam ettirebiliyor. Burada çok önemli bir terim var resilience açısından. Bir eşik değer var. Ters U şeklinde bir platform düşünün, hani kaykaycıların falan kullandığı. Veriler, yani sistem sürekli bir uçtan bir uca hareket eden bir top gibi olsun ya da bir kaykaycı gibi olsun. Kaykaycı o şeyin, platformun içindeyken nerede olursa olsun sorun yaşamadan devam edebilecek kapasitede oluyor, uyumluluk kapasitesinde. Fakat platformun dışına çıkarsa, dışarıdan gelen bir etkiyle, diyelim ki bir uç derken biri onu itti ve ayarlayamadı ve platformun dışından çıktı. Bu eşik değer işte, ekosistemler içinde var bu eşik değer. Ondan sonrası bizim bildiğimiz anlamıyla çok tehlikeli. Özellikle ekosistemler açısından. Yani demin söylediğimi, yani biz ne yaparsak yapalım doğa bir şekilde uyum sağlıyor, işte bir şekilde devam ediyor cümlelerimi. Bu şerhle her zaman aklınıza tutmanızı isterim. Yani biz ne yaparsak yapalım, o kendini toplar zaten falan demiyorum. Belli eşik değerler var. Bazı konularda bu eşik değerler ortaya konmuş. Örneğin işte atmosferdeki şey karbon miktarı ile ilgili eşik değerler falan çalışılmış. Biyolojik çeşitlilik açısından bazı değerler çalışılmış. Ama bilmediğimiz çok fazla şey var. Çok normal zaten bilmiyoruz. Çünkü karmaşık sistemlerde, yani doğrusal değil döngüsel, öğelerin birbirleri aralarında etkileşimli bir ilişkide olduğu. Nedir bu etkileşim? Her öğenin çıktısı
mutlaka başka bir öğenin ihtiyacını karşılayacak şekilde çalışıyor. Böyle bir etkileşimli çeşitlilikten bahsediyorum. Karmaşık sistemlerde, yani bir dişliği çıkardığımızda, örneğin bir canlı yok oldu orman ekosisteminde, bir kuşun soyu tükendi diyelim ki, o sistem belli bir şekilde kendini bunu adapte edebiliyor. Belli kayıplara kadar, o eşik değeri unutmayın. Siz sonra aynı kuşu diyelim ki genetik olarak ürettiğiniz sisteme geri koyduğunuzda sistem önceki haline dönmüyor. Artık başka bir şey oluyor. Tamam, karmaşık sistemler böyle çalışıyor. Karışıklar böyle değil. Bilgisayarınızın ekran kartı yandıysa yerine ekran kartını koyuyorsunuz. Aynı bilgisayar olmaya devam ediyor. Karmaşık sistemlerdeki eşikleri tam olarak bilmiyoruz. Çok normal, çünkü karmaşık sistemlerin, özellikle de ekosistemlerin bütün işleyişteki bütün mekanizmalarını anlayamamanın, bilememenin, anlamanın ve bilmenin mümkün olmadığını kabul ederek işe başlamamız gerekiyor zaten. Tasarımda bu belirsizlik de veya bilememe haliyle nasıl başa çıkıyoruz diyeyim tırnak içinde, ya da bu durumu nasıl bir sorun olmaktan çıkarabiliyoruz? Onlardan da bahsedeceğim. İkincisi de karmaşık sistemler için. Yine bu eşik değerlerle ilgili tartışmaların, örneğin atmosferdeki karbon oranının kabul edilmiş bir eşiği yok aslında. Belli kesimler, işte 350 ppm falan diyor. Kimileri bunun doğru olmadığını söylüyor ya. Tabii ki siyasi bazı duruşlar da var bu konuyla ilgili maalesef. İkincisi de her zaman karmaşık sistemlerde yaşayan, özellikle de canlı ekosistemlerde benim öngöremediğim ya da anlayamadığım etkileşimlerin ortaya çıkma ihtimalini de her zaman göz önünde bulundurmam gerekiyor. Bu ikincisi de, birincisi tasarım sürecinde olabildiğince ele alınıyor. İkincisi de tasarım uygulamaya döndükten sonra yönetim sürecinde önemli bir girdi. Benim o geri bildirimleri nasıl toplayıp nasıl ölçeceğim ve bu ölçtüğüm şeylerle ilgili bilgileri tekrar... Galiba, değil mi? Gitti mi? Sesim geliyor mu? Yok, sizin geliyor. Sanırım Nazay Hanım'ın bağlantısında bir program var. Tamam, peki. Geri bildirimle ölçtüğüm şeyleri bir veri olarak, bir analiz şeyi olarak tekrar kullanıp sistemin dirençliğini arttırmak için falan değil, aslında yeniden yapılandırmak için nasıl kullanacağım noktası olacak. Yani birinci tasarımla, İkincisi de aslında yeniden yapılandırmayla ele alınacak şeyler. Şimdi tekrar şu ekrana geçelim. Bunlar karmaşık, döngüsel, enerji verimli dediğim entropisi çok olabildiğince düşük, neredeyse sıfır ve bir yaşam ağı gibi çalışan. Dolayısıyla bir öncekiyle kıyasladığımızda sadece canlı değil, yaşayan sistemler. Yani canlıların bir araya gelmesinden oluşmuş, parçaların bir araya gelmesinden oluşmuş bir bütün değil. Toplamda kendisi yaşayan, kendisi öğrenen, bunlar önemli. Hani bu konuda devam etmek istiyorsanız bir şeyler okuyup öğrenmeye. Kendisini düzenleyen, self-regulating sistemler bunlar. Öğrenen sistemler. Dirençlilik aslında öğrenilebilen bir şey. Bu bireysel dirençlilikte de böyle, kişisel dayanıklılık alanlarında da böyle. Kurumsal veya sistemik alanlarda da tasarımla, tasarım süreciyle öğrenilebilen bir şey. Bunlar dolayısıyla yaşayan ve aslında tabii ki de yaşatan sistemler olmuş oluyor. Çünkü
kendi faaliyeti içinde kullandığı kaynağı onaran ve iyileştiren sistemler bunlar. Yani geri dönüşüm, ileri dönüşüm vesaire falan gibi süreç bittikten, faaliyet bittikten sonra çalışan değil, faaliyet esnasında kullandığı kaynağı onaran, iyileştiren, koruyan, güçlendiren sistemler. Dolayısıyla tabii ki de alacağımız ilham burası. Tasarımcının işi de aslında bunları ilkeselleştirip her koşula özel, her duruma özel olarak bu ilkeleri ve davranış biçimlerini belli süreçlerle, birazdan bazı başlıklarından bahsedeceğim, amaca yönelik edim haline getirmek, amaca yönelik davranış haline getirmek. Bundan demin bahsettim, herhangi bir öğenin ihtiyaçları sistem içindeki bir veya daha fazla öğenin çıktıkları tarafından karşılanan sistemlerden. Bu permakültürde çok önemli bir vurgudur. Benim zaten bugün anlattığım her şey permakültür tasarımcısı bakış açımla ortaya koyduğum şeyler. Yoksa bu konuda konuşulabilecek çok fazla şey olmakla birlikte, yani sadece çok fazla şey yok. Aynı zamanda çok farklı bakış açıları da var. Bunun bir permakültürcü ve bir permakültür tasarımcısı bakış açısı olduğunda not edin lütfen. Taraflı bir bakış açısı tabii ki. Ne tür sorular sorabilirim ben? Bu bir önceki şeye ulaşabilmek için, yani bir öğenin ihtiyaçlarının sistem içindeki bir veya daha fazla öğenin çıktıları tarafından karşılanabilmesi için bu soruları sormak zorunda değilim. Şu an burada yazmayan çok farklı sorular ve yöntemler olabilir. Ama hani, güzel sorular bunlar. Kurslarda da gördüğüm kadarıyla herkesin oldukça işine de yarayan temel sorular. Ya, bu bir öğenin çıktısı başka bir öğenin hangi ihtiyacını karşılayabilir? Özellikle ihtiyaca yönelik bir çıktı eşleştirmesi yapmak için. Bir öğenin hangi ihtiyaçları diğer öğelerin hangi özellikleri veya çıktıları tarafından karşılanabilir? Bu sadece biyolojik bir çıktı değil, bir davranış biçimi de olabilir. Ortaya koyduğu işte vücut ısısıyla ürettiği ısı da olabilir vesaire. Yani sadece bir ürün olarak lütfen düşünmeyin bunları. Bu öğe hangi açılardan diğer öğelerle uyuşmaz? İşte çok ses yapıyor olabilir bir öğe, yani mesela tavuk. Hani sabahın köründe horoz tarafından uyandırılmak istemiyorsanız evinize çok yakın yapmazsınız filan gibi. Aslında çok böyle sade, yalın bir şekilde ya bu soruların ve bu yaklaşımın amacı şey biraz, bazı düşünce kalıplarımızı biraz kırıp, yani bakalım acaba böyle bir şekilde düşünmeye başlarsak bu yaşam ağı diye bahsettiğim şeye yakınlaşabilecek miyiz filan gibi bir düşünce için. Başka bir soruda işte diğer öğelere hangi açılardan fayda sağlar bu öğe? Fayda çok önemli bir kelime ekosistemlerde. Dolayısıyla da insanlar için tasarlanan ekosistemlerde, insan amacı için tasarlanan ekosistemlerde. Bu bazen şöyle yanlış anlaşılabiliyor benim anlattıklarım. Bir kursta ya da sohbette de sorulmuştu zaten. Nasıl yani, doğayı mı tasarlıyoruz biz filan diye. Öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Bir zaten özellikle tabiat diyorum. Bazı kurallara tabi çalıştığı için tabiat önemli bir bulgu bence. Böyle herkes ortada karışık böyle bir masada işte denk gelince de ilişki kuruyorlar filan değil. Bayağı karmaşık olmakla birlikte hepsinin adını tam olarak koyabileceğimizin çok üstünde verilerle, ilişki biçimleriyle çalışmakla birlikte hep kurallar çerçevesinde çalışıyor ekosistemler. Bir şeylere tabi, yani hepimiz gibi dışarıdaki canlılık. Onun notunu düşeyim. İkincisi de tabiatı tasarlamakla ilgili falan bir şeyden bahsetmediğimi özellikle belirtmiş olayım. İnsan yerleşimlerinin tasarımından bahsediyorum. Yani hatta ya mümkünse olabilecek en küçük
ama en yüksek verimlilikte çalışan fiziksel alanlarda yaşayıp yapılı çevrede geri kalan tüm alanları mümkünse tabiata bırakabilmek zaten amaç. Çünkü bu yaşam ağı kurgusunda yaşadığımız zaman hem insan ilişkileri açısından hem işte tarımsal üretim, bunun içinde sadece gıda yok, işte hayvan var, tekstil var vesaire, şifa var örneğin, yani önleyici sağlık ürünleri var filan. Böyle yaşadığımız zaman biz aslında çok küçük yerlerde yaşayabiliyoruz dünya üzerinde. Bu kadar büyük alanlarda yaşamamızın tek sebebi çok enerji verimsiz sistemler konuşulmuş. O açığı hani sürümden kazanmak için arazi miktarıyla kapatmaya çalışıyoruz. Bunu yaparsak, yani tasarlanmış ekosistemler olarak kurgulayabilirsek yaşadığımız yerleri, tabiata da çok fazla alan kalacak. Biraz bunları böyle kurcalamak için çok temel sorular. Biraz şey diyebilir miyiz? Pardon. Evet. Biraz aslında tabiat kendi tasarımını kendi sağlıyor. Yeter ki dışarıdan fazla müdahale olmasın aslında. O döngüsüne devam edebiliyor diyebiliriz. Diyebiliriz. Evet. Dışarıdan yani ben insanın varlığının kötü alt anlamıyla bir müdahale olmadığına inananlardanım. Dolayısıyla hani o müdahaleye öyle bir not düşmüş olayım. Çünkü aslında tabiatın içindeki her şey çevresine müdahale eder. Hatta Bill Deden'in çok sevdiğim bir lafı var. Bill Mollison, permakültürün kurucularından bir tanesi. Biz ona Bill Dede diyor. Dedeliği yakıştırdığımız için rahmetli. Everything gardens der. Her şey bahçıvanlık yapar. Biz de bahçıvanlık yapıyoruz. Biz ama diğer canlılara kıyasla kaynak kullanımı açısından kendi ölçeğimizin çok üstünde bir şey keşfettik. Diğer canlılar yerine ait ve ölçeğine uygun bahçıvanlık yapıyor. Bunun sebebi yaratılış mı, evrim mi falan neyse, oralar bizim şu an bu bağlamda konumuz değil. Her neyse ama kurallar değişmiyor sonuçta. Sebebi ne olursa olsun yerine ait ve ölçeğine uygun davranışlar içinler. Neden? Çünkü onun dışına çıkamıyor. Çıktığı anda eleniyor tabiattan. Yani mutlaka avcısı geliyor mesela bir şeyin, işte nüfusu çok arttığında çekirgeleri vesaire. Şimdi ben yine uzun göstereyim. Biz kurduğumuz medeniyet o kadar iyi kaynak olarak sübvanse edebiliyoruz ki fosil yakıtlarla, yani akıl almaz bir şey bu yani. Bizi yok etme ihtimali olan her şeyi de kavramsal olarak dışsallaştırdığımız için, yani şöyle yapıyoruz aslında, işte yaprak bitti, aslında çekirge, belki de çok pardon, böyle yorumlar var, ben çok şey yapmasam da dile getireyim, işte mesela virüs. Ya aslında bizi biraz böyle kontrol altında tutabilmek için olan şeyler gibi yorumlanabilir. Biz bunların hepsini çok tabii olarak kendimize bir tehdit şeklinde algılayıp onu yok etmek üzerine davranıyoruz. Çok normal bir şekilde bu arada. Elbette ki bir virüs için kendimizi koruyacağız, aşılar da yapacağız, insanlar ölmesin diye uğraşacağız tabii ki de. Biz ama kaynaklarımız çok kuvvetli olduğu için bizim müdahalemiz artık o bahçıvanlığın falan çok ötesinde. O yüzden de senin demin dediğin gibi aslında uygun müdahale çerçevesinde kalınabilse kendisi devam ettirmek, kendini iyileştirerek devam ettirme kapasitesine son derece sahip bir sistem. Dolayısıyla evet, yani o anlamda kesinlikle öyle diyebiliriz tabiat için. Şimdi Iraz, bu şey için de söyleyebilir miyiz aslında? Hani biraz bu tabiat ve bağırsak sistemleri de çok yakın şeyler ya, hani sadece doğada değil aslında kendi iç dünyamızdaki tasarımda da yine aynı şekilde o müdahaleden belki bahsedebilir miyiz? Tabii ki bahsedebiliriz. Biz de tüm bu canlılığın bir parçası olduğumuz için ve onun kurallarıyla
çalışan en azından bir fiziksel bedene sahip olduğumuz için tabii ki bahsedebiliriz. Aslında şey de denir ya, yani bizim toprak kursu içeriğimiz toprak, kompost ve tuvalet. Toprakla başlayıp atıklarımızı yönetip tuvaletle bitirip onu tekrar toprağa bağlayan bir kurgu şeklinde anlatıyorum. Çünkü yetiştirince bitmiyor, yiyince de bitmiyor. Orada şey diye, yani bağırsaklarımız aslında bizim toprağımız. Yani orası çürümenin gerçekleştirdiği, bizde sindirim oluyordu. Ve tekrar yeni hücre sentezlemek için işte bağışıklığımızı arttıracak etken maddeleri vücudumuzda depolayabilmek için gereken temel yapı taşlarına ayırdığımız yer bizim bağırsaklarımız tabii ki. Dolayısıyla ya da mesela derimiz de çok önemli. Şimdi hani tekstil de çok önemli bir konu haline geldi ya, tekstil zehirleri. Bizim derimizden emdiğimiz toksin maddelerin aslında çok ciddi hastalıklara sebep olduğu falan gibi konular. Biz de bir ekosistemiz o anlamda ve bağırsaklarımız da en önemli kısmı, bütün şey aksiyonun gerçekleştiği yer olduğu için aslında, yani bütün şey orada dönüyor. Çok güzel bir katkı oldu, çok teşekkür ederim. Ben de bağırsaklarımız bizim toprağımıza bayıldım. Süper. Bunu gündeme alıp sürekli kullanmayı istiyorum. Ay çok sevdim. Bu cümleyi. Harika. Çok güzel. Şimdi Topali'nin deminden beri anlattıklarımı, ya işte hem biraz bunları şey için de hazırladım. Yani belki not almak ve bu konularda devam etmek isteyen olursa bu anahtar kelimeler gözlerin önünden gitmesin işte. Bu karmaşık sistemler. Dolayısıyla bu bağlamda tabii ki dirençli, yani resilient sistemler. Önemli başka bir şey daha var bence terim. Ama bugün hani ona girmek mesela çok uygun olmayacak süre açısından ve kapsam açısından. Ama not etmenizi isterim. Hatta eski öğrencilerinden hatırlamazsa chat'e yazabilirseniz çok sevinirim. Anti-fragile, anti-kırılganlık kavramı. Nassim Nicholas Taleb. Hatırlayanlar varsa aramızda. Onunla ilgili yazarsa çok mutlu olurum. Yani şiddetle öneririm. Böyle büyük bir heyecanla öneririm. Bu konuyu da ele almanızı. Etkileşimli bir çeşitlilik meydana geldiğinde bahsettiğim anlamda deminki gibi işte bir denge ve kararlılık özelliği gösteriyor sistem. Bu da tabii ki beraberinde aynı zamanda resilience'ı, esnek dirençliliği de getiriyor. Buradaki özellikle esnek kısmı şunun için, direnç elektrik falan şeylerinde biliyorsunuz ki işte bir devrede bir şeyin direnci aslında resistance'ı akla getirebiliyor direnç deyince. Resistance aslında dayanıklılık demek. İngilizce'de böyle iki farklı kelime olmasına rağmen Türkçe'de maalesef yok. O yüzden de hani esneyi öyle ekleyivermiş gibi olduk. Böyle sistemler demin anlattığım, yani bu en azından temel olarak vurguladığım sebeplerle verimli sistemler oluyor. Çünkü her öğenin çıktısı başka bir öğenin ihtiyacı haline geliyor ve entropi neredeyse sıfırlanıyor. Yutağa giden, kullanılamayan enerji miktarı. Ve aslında tüm bunlar önemli bir kavram daha olan ekonomiyi meydana getiriyor. Gerçek anlamda diye not düşmüş olmamın sebebi aslında hani etimolojik olarak baktığımızda yani kelimenin kaynağını döndüğümüzde eko, ev demek ekostan geliyor. Nomi de düzen, disiplin demek. Yani kendi evimizin düzenini ve disiplinini ortaya koyabilmekten bahsettiğimiz bir ekonomi. Parasal işte kaynakların maksimum bir şeyde verimlilikte kullanılması falan filan gibi finanstan bahsetmiyorum yani. Bunlar ortaya konduğunda özellikle insan için
daimi bir kültür örgüsünden bahsedebilmeye başlıyoruz o zaman. Yani permakültürdeki gibi permakültür permanent agriculture'dan yapmalı kelime. Permanence'den geliyor. İşte kalıcı bir insan kültürüne ithafen uydurulmuş bir kelime. Bilmon ismi David Holmgren tarafından. Biraz da ona ithafen daimi bir kültür örgüsünden bahsedebilmek için öncelikli olarak bu etkileşimli ilişkisellik üzerinden konuşmak gerekiyor. Ben yine şey deneyeyim. Peki, yani dirençli sistemler. Şimdi bu demin bahsettiğim karmaşık sistemlerdeki işleyişteki mekanizmaların hepsini bilememe durumu. Dedim ya iki tane. Bir, bu mekanizmaların hepsini bilemeyebileceğimizi kabul edelim. İkincisi de öngöremeyeceğimiz etkileşimlerin ortaya çıkabileceğini. Bütün ilişkilerin doğrudan nasıl kurulduğunu bilememekle birlikte bu ilişkilerin, bu enerji ilişki derken ekosistemlerde enerji alışverişinden bahsediyorum tabii ki. Yani birbirine böyle selam veren kuşlar işte falan onlardan bahsetmiyorum. İlişki enerji alışverişi demekti zaten. Aslında insan ilişkilerinde de baktığımızda öyle yorumlayabiliriz rahatlıkla. Bu ilişkilerin hepsini tam olarak tanımlayamasak bile belli yani nasıl çalıştıkları, hangi ilkelerle çalıştıkları ve birbirlerini nasıl bir şekilde takip ettiklerini bilebiliyoruz. Bunun adı da örüntü işte zaten, pattern. Ekosistemler, tabiattaki ekosistemler aslında sadece ekosistemler değil, işte iklim olayları, yani fiziksel sistemler de tabiattaki, sadece canlılık değil, belli örüntülerle çalışıyor pattern. Belki başka bir ayın konusu örüntü olduğunda onunla ilgili de konuşabiliriz. Bunu bir yere not etmiş olun. Tek tek ilişkileri tanımlayamasak bile burada çizdiğim okların hangi sıklıkta, işte kabaca hangi ilkelerle başlayıp bittiğini falan epey biliyoruz. Ve bunu yani biz çok uzun bir zamandır biliyoruz. Yani bilim yani modern anlamda bilimsel metod yokken de hatta belki de o zaman daha fazla biliyorduk. Yani. Şimdi tüm bunlarla birlikte tüm bu bilgileri ben nasıl kullanacağım? Bunun sorusu tasarımla bitiyor. Yani bu şeyde de konu başlıklarında da nazeye yazmıştım. Onlar da paylaştılar sağ olsunlar. Doğru tasarım, yani dirençlidir zaten. Hatta doğru tasarım diye bir şey yok. Tasarımın bir ön sıfata ihtiyacı yoktur aslında. Ama belli bir vurgu yapabilmek için tabii ki işte onarıcı diyoruz bizim şeyin adı da o. İşte şimdi doğru diyoruz ya. Tasarım doğru yapıldığında zaten dirençlidir. Dirençli olması istenen şey konusunda. Şimdi ürünlere falan baktığımızda işte bir yarış teknesini düşünün. Su geçiren bir yarış teknesi olabilir mi? Şimdi siz su geçiren bir yarış tekneniz varsa onu suya dayanıklı, suya dirençli hale getirmeye çalışmazsınız. Yeniden bir tasarım yaparsınız. Suya zaten suyu geçirmeyen bir ürün olarak. Şimdi bu ürünlerde çok kolay bunları düşünmek ve algılamak. Sistemik yapılarda, kurumsal yapılarda ise biraz daha şey olabiliyor. Karmaşık gelebiliyor ama bunların da süreçleri var. Öncelikle tasarımla neyi kastediyoruz? Çok sade bir şekilde belli öğelerin bir araya getirilmesi. Yani öğelerin kompozisyonundan bahsediyoruz. Ve nasıl bir şekilde bir araya getirilmesi? Aralarında uygun ilişkiler kurulmuş öğelerin. Fayda üretecek bir şekilde bir araya getirilmesi. Aralarında uygun ilişkiler kurulmuş öğelerin faydalı tertibatı işini yapıyor aslında tasarımcı. Siz bu işi doğru yaparsanız kurduğunuz sistemin, uyguladığınız tasarımın dirençli olmaması gibi bir seçeneğiniz yok. Şimdi bu kentsel tasarımda, işte kentsel dönüşümde vesaire de, işte dirençli kentler mesela. Şimdi siz
Şehrin şeyini, topografik yapısını, o topografya üzerinde suyun nasıl davranacağını, diğer iklimsel verileri, mikro iklim özelliklerini falan, tüm onları analiz edip onlara göre kararları vermeden önce bina ve yolları inşa ederseniz, hatta önce binaları, binalardan sonra yolları inşa ederseniz, elbette ki kaçınılmaz olarak bir gün bir tırnak içinde afetle, afet rahatlıkla afet olmayacak bir şeyi, afet olarak değerlendirmek zorunda kalmayacağımız bir şey. Örneğin çok yoğun yağışları, ekstrem aşırı uçlardaki yağışları vesaireleri. Tabii ki sonra dönüp şehre dersin, aa burada çok büyük seller oluyor, su baskınları. Biz şimdi şehri su baskınına dirençli hale getirelim. Hayır, şehri tasarlayın önce. Yani zaten tasarımda belli bir kalıcılık skalasını takip ettiğinizde, yani değiştirmekte en çok zorlandığınız, değiştirmek için çok fazla enerji gerekecek, mesela iklim veya topografya, oradan çok az bir enerjiyle hızlı bir şekilde değiştirebileceğiniz, etkisi daha küçük olacak ama sonuçta da daha az enerjiyle değiştireceğiniz için daha kolay uygulanabilir skalasında bütün verileri analiz edip onlara göre bütünsel bir tasarım ortaya koyarsanız, zaten yolları yapmadan önce binaları, binaları yapmadan önce de işte şeyleri, rantsal bazı anlaşmaları falan yapmamış olursunuz. Dolayısıyla da şehrinizi dirençli kılmanız gerekmez. Yani deprem mesela, ya deprem bilinmeyen bir şey değil. Deprem, yani bir kent kurarken depremi göz ardı etmiş olma ihtimaliniz sadece açıkçası kötü niyetle ya da beceriksizlikle falan açıklanabilir. Dolayısıyla afet yönetiminde aslında bu sağlıkta da böyle. Önce önleyici tedbirler gerekiyor. Yani sağlıkta önce hasta olmayacağız. Sonra diyelim ki ne olursa olsun hasta olundu, hastaneler o zaman devreye girecek. Ama biz önce sağlıkta önleyici tıp, ondan sonra hastane. Afette önce tedbir, bildiğimiz şey, ondan sonra. Dolayısıyla tasarım bu yüzden kaçınılmaz bir parçası resilience konusu. Özellikle insan sistemleri için bahsediyorum. Ben bir şey sorabilir miyim bu arada? Lütfen. Ya Iraz, şimdi şey, okey, başlangıçtan bir şey tasarladığında tamam. Ama tabii şimdi biz tasarlanmış sistem, yani kötü tasarlanmış sistemler içinde yaşıyoruz tabii. Evet. Ve yaşamaya da devam, yani hani onu bir anda değiştirmek imkansız zaten. Hani hatta sen konuşurken şeyi düşündüm, hani eski Yunan toplumlar devamlı belli yerleri değiştirmişler, kendi yeni doğan ihtiyaçlarına göre başka yerlere taşınmışlar falan. Ne kadar hızlı yapabilmişler bunu. Belki yıllar sürmüş ama hani şimdi biz baktığında bu bölgede şu an, ben hani depremin yıkıp geçtiği bölgede oturuyorum şu an. Orada konuşuyorum. Şimdi ne yapacağız ama? Yani sonuçta burayı terk edemiyoruz. Buraya yığılmış bir kaynak var. O kaynakları tüketmişiz burayı var etmek için. Hani bırakıp çok güzel bir soru bence. Ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız sorusunu bireysel bir yerden sorduğunu tahmin ediyorum şu an. Keşke toplumsal sorabilsem. Değil mi Iraz? İşte aslında o. Yani sen söylemiş oldun. Bu tür sistemik, ya özellikle kentlerden bahsediyorsak, mesela bir ülkenin tarım politikalarından bahsediyorsak, işte sağlık politikasından vesaire. Yani bunlar ya çok karmaşık yapılar. Bunlar şimdi şey gibi, bana verseler yaparım falan diye dediğim için de değil arkadaş. Öyle bir, yani o çok büyük bir şey zaten. Ama temel bazı şeyleri, ya senin Özlem olarak ya da benim Iraz olarak bunları tek başımıza kendi kaynaklarımızla halledebilme ihtimalimiz ancak işte burada sohbet ederek ve bu kültürün inşası için uğraşarak tabii ki olabilir. Yani bu sonuçta bir bakış açısı, yapabileceğimiz şeyler de var. Fakat bu işler tabii ki yani
belediyelerin ya da ve hatta tabii ki işte İskan ve bayındırlık politikalarının falan ortaya konulduğu ortamlarda geliştirilmesi gereken şeyler. Şimdi kentsel dönüşüm meselesi mesela aslında şu anki haliyle bir grubu alıp başka bir yere taşıyıp yıllardır yaşadıkları, işte bir kültürün içinde var oldukları insanları alıp böyle bir yerlere atıp sonra oraya işte yeni binaları parası yatan insanları yerleştirmek şeklinde değil de gerçekten kenti değil hatta kentsel yaşamı, kent yaşamının kalitesini iyileştirmek ve dönüştürmekle ilgili olsa zaten olmuş oluyor işte bu bahsettiğin şey diyorsun ya nasıl yapacağız? Böyle yapılıyor. Ya elbette ki işte zamanında kullanılan betonun, demirin vesairenin katsayıları farklıydı. Ha orada ekolojik yapılar, malzemeler, işte yapı bilgisi falan gibi şeyler de var tabii ki. Sonuçta da işte binlerce yıldır ayakta duran yapılar da var yani. Her yapı 50 yıl 60 yılda da çökmüyor ama onu bir kenara bırakalım şimdilik. Tabii ki dönüşecek ve bir noktada eskiyecek ve artık en azından malzeme olarak dayanıklılığını yitirecek. Orada da dönüşüm politikalarının nasıl ortaya konduğu ile ilgili. Biz şu an herhangi bir sistemi yaşam kalitesi üzerinden kurgulamıyoruz. Tarımsal sistemimiz de böyle değil. Yani ne tüketicinin yaşam kalitesini arttırmak üzerine ne üreticinin yaşam kalitesini arttırmak üzerine. Yani refah var. Orada bir bahsediliyor. Onun da karşılığı işte parasal olarak hani belli istatistikler üzerinden. Ama yaşam kalitemizle ilgili bir şey yok. Aslında tabiatın da bir yaşam kalitesi var. Yani demin bahsettiğim o eşik vardı ya kaykay yapan platform. O eşikler yaşam kalitesinin işte bittiği yerler. Bizim için de var. Yani belli eşiklerimiz var sosyal olarak insan yapılarında da. Şimdi bu pandemi, bu kapanmalar ve haksız biz kapanırken başka zamanlarda, başka konularda kimsenin kapanmaya maruz kalmadığı falan bu haksızlıklar var ya, onlar belli bir eşikten sonra öngöremeyeceğimiz şeylere dönüşme ihtimali resilience bilimi açısından bakıldığında var. Ve bu şeyden bahsetmiştim, devrim olacak, işte savaş çıkacak falan değil. Yani keşke bir şey olduğunda öyle olsa da bilsek, yani öngörebilmiş olsak. Öngöremediğimiz şey, ya bu felaket tellallığı açısından söylemiyorum bunu. Hiç öyle biri olmadığını beni tanıyanlar bile. Fakat resilience, hani bilimli açısından baktığımızda da eşiklerimizi çok doğru tasarlayıp, çok doğru öngörüp yaşam kalitesi ve fayda odaklı düşünmeye ve tasarlamaya başlamak yani bu bilimsel olarak da zorunlu olduğumuz bir şey. Sadece böyle duygusal, sevgisel falan bir o kısmı da elbette ki var. Fakat bunları yapmak zorundayız. Şimdi tam da bunun üzerine şeye gelecektim zaten tasarımda. Geçmeden bir şey ekleyeyim. Evet. Özlem'in sorusuna ve evet. Aslında katkısına. Başlangıçta şöyle bir şey söylemiştin ya, yani amacına yönelik varlığı kaybetmeyelim kısmında. Deprem özelinde böyle Özlem hani bireysel olarak ne yapabiliriz deyince aslında yapabileceğimiz şeyler de var. Evet, belki kentleri dönüştüremiyoruz, bu yaşadığımız binaları alıp başka bir yere taşıyamıyoruz ama var olan binaların tasarımını değiştiriyoruz mesela. En büyük depremdeki sıkıntılardan bir tanesi oydu. Birçok banka, birçok market, yani binanın, apartmanın ilk katındaki alanlar kolonları, kirişleri değiştirmişler. Kapatmışlar onları. Yani aslında sen içinde hala o apartmanın ve ilk katı olarak bütün apartmanın yıkılmasını sağlayan karakter olabilirsin bir noktada. Evet. Değiştirmiyor olsan evet. Bile. Evet, kesinlikle. O yüzden hani amacına yönelik varlığı kaybetmeyelim hiçbir noktada. Çok doğru oldu gerçekten. Güzel bir katkıydı. Teşekkürler. Ben de küçücük bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi Iraz'ın eğitimlerinde biraz şeyi anlatırdı. Böyle binaları yaparken binaların enerji yönetimi açısından düşünülmüyor. Ama hani ne bileyim aynı pencereyi üretmek zorundasın. Çünkü
binlerce lazım, değil mi? Evet. Hani yok ben işte kuzeye bakan penceremi şöyle yapayım, güneye bakan penceremi böyle yapayım diye düşünemiyorsun ne yazık ki. Şimdi ofise gelirken yeni yapı, yeni tekrar inşaatlar başladı tabii yıkılan bölgelerde. Görüyorsun ki birebir aynı yapıyorlar. Yani şey olarak ya ben bunu yaparken dur iklimlendirmesini de düşüneyim. Daha az kaynak harcayarak daha büyük bir çıktı sağlayayım gibi bir hiçbir bakış açısı hala yok. Çok üzücü yani. Mümkün değil olması. Yani herhangi bir bireysel olarak yine müteahhit işleri yani taahhüt işleri yapan birileri belki şey yapabilir ama mümkün değil. Yani bu çok böyle hani çok kapsamlı. İşte ben bir de ben de çıktığım için ya yani İTÜ'de mimarlık fakültesi yok yani eğitiminden şeyine kadar. Şimdi ya çok önemli bireysel çabalarla akademisyenlerin falan bazı konular tabii ki gündeme gelmeye başladı. Çok sağ olsunlar. Yani ta oradan başlıyor. Bu yapıyla ilgili bir kültürün de bir parçası. Yani neyin gözümüze güzel geldiği, neyin doğru geldiğiyle ilgili. Biz yerine ait ve ölçeğine uygun olan şeylerin estetikle ve güzellikle bağlantısını bu anlamdaki estetik ve güzelliğin işlevle bağlantısını kaybettik. Ya da belki de bilmiyorum bu coğrafyada hiç yoktu falan hani oralara girmeyeyim ama sonuçta bundan kaynaklanıyor. Çok zor. Tabii ki de o şekilde yapılacak. Ya bak bu şeyler çok önemli meseleler. Mesela bir yerde yaşıyorsunuz ve belediye diye bir şey var. İşte büyükşehir olabilir ya da ilçe belediyesi olabilir. Sizin yaşadığınız alanla ilgili kararlar verilirken hiçbir şekilde size sorulmuyor. Yani bana mesela burada Uğurlar'la ilgili herhangi bir şey soruluyor. Biri parmak kaldırdı galiba. Cümlem bitince hemen sesinizi açıp girebilirsiniz araya. Ben çok uzun süre konuşuyorum. Beni kesin. Çekinmeyin. Mesela belediyeye ait kamusal alanların çeşitli vakıflara, kişilere projenin kapsamı ne olursa olsun. Yani iyi şeyler yapan insanlar da olsa o ilçede dolayısıyla o kamusal alana ortak, o kamusal alanın sahiplerinden, maliklerinden biri de olan bizlere sorulmamasından başlıyor şey zaten. Dolayısıyla yani ama ne? Yine dönüp dolaşıp. Şimdi bu kötü örnekleri falan sırayla şey yaparsak bitmez yani bu akşama kadar ve hani ne gerek var? Sürekli bunları konuşuyoruz zaten ama sonuçta işin dönüp dolaşıp geleceği yer tasarım. Kurumsal ölçekte, sistemik ölçekte hepsi sadece ve sadece tasarımla çözülebilecek bir şey. Ve bu böyle her uzman tasarımcı falan olmaya gerek yok. Biz hepimiz insanlar olarak tasarımcıyız zaten. Ya insanın tabiatta bu gezegen üzerinde yaptığı başka hiçbir şey yok. Biz tasarım yapıyoruz. Permakültürün beni yakalayan ve çok etkileyen kısmı herkesin yapabileceği bir sadelikte ve kavramsallıkta ve türsellikte bunu ortaya koyması zaten. Yani tasarım geçmişinden gelmeniz gerekmiyor. Hatta mümkünse gelmeyin. O kabukları yıkmak çok zor oluyor. Çünkü şu demin Özlem'in sorusu üzerine de çok iyi denk geldi aslında. Şimdi tasarım böyle çizgilerle ifade etsek böyle şey. İleride bir hedef, bir amaç var. Bir şey istiyorum ben. Bu nedir? Mesela permakültürde sürdürülebilir insan yerleşimleri oluşturmak. Diğer taraf mesela kent ölçeğinden düşünürsek işte yaşam kalitesinin kentte yaşam kalitesinin çok yüksek olduğu, insanların işte ahenkli bir şekilde bir kent ortamında birlikte yaşadığı vesaire öyle bir hedef de olabilir yani. Başlangıç noktasından bugünden o hedefe gitmek için şunu yapmam gerekiyor benim. O noktadan geriye doğru adımları bugünden başlayarak tasarlamam gerekiyor. Benim şimdi burada varmak istediğim bir yer var. Tamam mı? Bir etki yaratmaya çalışıyorum burada.
bu etki çeşitli şeyler olabilir dediğim gibi. Bunu mesela bir okul müfredatında çocuklar için, yani bu çocuk bu derse girdiğinde ya da işte bu okulda ki 4 senelik ilkokul eğitimini tamamladığında böyle özellikleri, böyle davranışları edinmiş ve uygulamaya koymuş. Yani sadece bilen değil, bunları uygulamaya koymuş. Hatta bu şeyleri geliştirebilen biri olarak çıksın. Bu bir etkidir mesela. Buraya ulaşmak için hemen yarın ne yapacağım sorusunu cevaplar tasarım. Ben sonra yani buradan geriye giderek, ileride varmak istediğim yerden geriye giderek yarını ancak etkin bir şekilde tasarlayabilirim ve yarın ne yapacağım sorusunu cevaplayabilirim. Burada varmak istediğimiz yer İzmir kentin işte depreme de dayanıklı, işte insanları zehirlemeyen malzemelerden üretilmiş. Şimdi bir isim daha söyleyeceğim. Yine bir yazarsa chat'e çok memnun olurum eski öğrencilerden. Christopher Alexander diye bir mimardan bahsederim ben hep. Onun söylediği örüntüleri barındıran, yaşayan mekanlarda yaşayan, mutlu yaşam kalitesi yüksek, dayanışma içinde olan bir kent olsun mesela burası. Buraya varmak için ne yapmam gerekiyor sorusunu adım adım geriye doğru tasarlayıp bulabilirim ancak. Bunu da yapmak oldukça yalın, kolay değil ama yalın. Neler yapıyorum? Bazı tanımlar yapıyorum ben öncelikle. İşle ilgili tanımlar yapıyorum. Bunları kurumsaldan aslında birçoğunuz biliyorsunuz ama o kadar bize böyle şey geliyor ki. Ve oradaki amacı işte kârı artırmak, işte bilmem ne artırmak falan olduğu için hoşumuza gitmiyor. Ama aynı şeyleri biz faydalı etkiler için kullanabiliriz. Talepler nedir? Bu taleplerde bulunan insanların değer sistemi nedir? Ne önemlidir bu insanlar? Bu değerleri ortaya, hukuki değerler, işte ahlaki değerler vesaire bunlardan bahsediyorum. Ve tabii ki fiziksel mekana yönelik veya sosyal akışlara yönelik çeşitli analizlerin yapılması gerekiyor. Verilerin toplanıp, sadece veri toplamak değil, bu çok karıştırıyor. İşte bilmem ne veri sistemi kurduk. Yani veriyle ne yapıyor? Yani nasıl bir analize gidecek bu veri? İşte 3 kişinin buradan buraya gün içinde şu kadar yürümesi bana neyi söyleyecek tasarım yaparken? O analiz dediğim bu. Yani sadece verilerin bir yere işlenmesi değil. En önemlisi de bu etkiye yönelik performansın, yani başarının ne olduğunun tanımlanması gerekiyor. Bütün projelerde yani bu kısmı özellikle eksik olduğu için, yani bir başarı tanımlanamadığı için baştan, şimdi biz kuruyoruz ya sistemi, tasarım yapacağız ya, başarısını da tabii ki biz tasarlayacağız. Yani işte şu kadar insanı dışarıdan bu kadar bilmem ne girdisi olmadan yaşatacak bir kent. Bunu nasıl ölçeceğim ben? İşte çeşitli mekanik şeylerle ölçeceğim. Belki çeşitli ölçme değerlendirme için anketler yapacağım sonra işler hani uygulamaya döndüğünde falan. Bunu şu kadar sene içinde gerçekleştirsek evet bu sistem başarılıdır. Tanımlarını baştan biz koyup her adımda ölçerek gitmeniz gerekiyor. Sonuçta da aslında yine tekrarlıyorum şunu, amaca yönelik edimde bulunmak için. Sadece edim değil bir amacı ama amaç da işte böyle kendine yeten bir kent olsun falan değil. Bayağı sıkı bir şekilde çalışarak yani aslında kurumsal bir sistemde aynı bir bahçe gibi, aynı arazi gibi çeşitli öğeleri olan ve bu öğeler arasında belli ilişkileri tasarlanması gereken normal kurumsal hayattan şu anki sistemden farklı olarak bu ilişkilerin faydaya yönelik bir etki ortaya koyacağı şekilde farklı yaptığımız iş olacak tabii ki. Öğrencim bir chat'i de hem böyle chat bölümüne bakalım istedim. Hemen bakıyorum. Hem de zamanımız
ayrılmak zorunda son olanlar da varmış. Çok tamam. Duyabiliyor musunuz acaba? Bu kesin. Tamam. Evet, duyuyorum. Ben şimdi chat'e baktım. Sesim tamam. Geliyor mu? Tamam. Son şeydeyim zaten. Son gözden hemen 2 tamam. dakikada toplayıp chat'teki şeylere bakacağım. Öyle yapalım. Tamamdır. Çok... Tamam. Ben tamam. Tabii ki süreyi açtım. Bunu engel olamıyorum. Çok keyifli bu arada. Kusura bakmayın. Son şey de aslında demin bahsettiğim şey biz tasarımlarımızı kentlerin onların hepsi yani her şeyi aslında dönüp dolaşıp yaşayan sistemler temelli yaparsak sebebi de şu, onu da hızlıca toparlayayım. Şimdi entropi var ya, yaşayan sistemler güneş enerjisinin sonsuzluğu, hani sonsuz olarak değerlendirilebilme kapasitesi sebebiyle aslında alt edebilen sistemler. Fotosentez ve çürüme döngüsü devam ettikçe yaşayan sistemlerde sanki entropi yokmuş gibi bir toplamda böyle bir hesaba gidebiliyor yaşayan sistemler. Nasıl yapıyor? İşte orman giderek büyüyor mesela. Orman giderek yayılıyor. Aslında entropinin olduğu bir evrende bir ekosistemin büyümüyor olması gerekiyor. Çünkü hep eksiye geçiyoruz ya enerjide. Burada artıya geçiliyor toplamda baktığımızda. Bu artıya geçmesini sağlayan şey, yani artıya geçiyormuş gibi görünmesini sağlayan şey, gezegenin açık bir sistem olması. Neye açık? Güneş enerjisine açık. Sürekli bombardıman halinde. Neyse ki gezegenimizde de bu bombardımanı fotosentezle kompozisyon, yani bir araya getirerek bazı ham maddeleri diyelim, bazı elementleri dirim üretebilen, yani canlılık yokken canlılığa çevirebilen, büyümeye ve gelişmeye çevirebilen ototrof canlılar var. Sonra bunlar işini yapıp dirimini gerçekleştirdiğinde de bir de şunlar var, bunlar biraz unutulan Z ile F yanlış olur. Unutulan canlılar. Bir de dekompoze eden canlılar var. Yani bu dirimi alıp, ölü dirimi alıp parçalayıp tekrar ham madde haline getiren çürütücü canlılar var. Yani bir ölüm canlıları var. Yani biz öldükten sonra bize bakan canlılar. Tekrar dirilelim diye, yani reenkarnasyon falan gibi değil ama bu anlamda dirilelim diye bizi koruyup kollayan, geliştiren canlılar var. Genellikle topraktaki mikroorganizmalar bunlar. Heterotrof canlılar. Dolayısıyla hani bugün ben aklımızda en son kalan şeyin her şeyin dönüp dolaşıp yaşayan sistemlerde fotosentez ve çürüme, dirim ve ölüm döngüsünde dolayısıyla da toprağa dayanan sistemlerde çözülmesi gerektiğini, bu yapıldığında iyi bir tasarım, gerçek bir tasarımı sistemlerin resilient olmaması için hiçbir sebep olmadığını söyleyerek bitirebilirim. En konuda tutabilirim. Ya beni bugün böyle sabah sabah bayağı dinlediğin için teşekkür ederim. Valla çok zihin açtığını düşünüyorum ben ama bilmiyorum tabii ki herkesteki etkisi nasıl. O yüzden böyle hakikaten hem keyifli hem de böyle derinlemesine bir düşünme pratiği sağladı diye düşünüyorum. Aslında etkinliklerin de bir amacı o tabii ki. Hani ders gibi olmasın derken hani çok da anlıyoruz hani daha eğitim bazlı verdiğin şeyi. Evet. Biz de böyle biraz kahve sohbetinde vermiş olman çok hoş ve kıymetliydi. Birkaç tane soru var. Böyle biz bitirmeden önce isterseniz onları bir alalım. Kayıt alıyor. Evet, kayıt oluyor ve kayıtlar daha sonra sizinle paylaşılacak e-mail üzerinden sonradan tekrar dinleyebilirsiniz. Tabiatın entropisi toprak diyebilir miyiz diye Özlem'in bir sorusu vardı. Özlem yurda kul, onu göremiyorum ben. Gürtünce. Tabii ki de Özlem. evet diyebiliriz tabii ki. Yani senin bu güzel yorumların yine yerinde bir şekilde. Özlem de eski bir öğrencim. Burada herhalde bu ekipte herkes bir gün öğrenci olacak diyebiliriz diye düşünüyorum şuradaki toplulukta. İnşallah.
Tam da onunla ilgili bir soru vardı aslında. Şimdi yukarıda galiba biraz. Sebzi Bey sormuş. Evet, olacak mı diye. Bu sene şöyle tasarım sertifikası kurslarımız bizim 72 saat olan kurs, o 13 gün süren. Onun bir arada ve yüz yüze yapılması gerektiğine olan inancımız çok yüksek bizim ekip olarak. Biz derken Permakültür Araştırma Enstitüsü ekibini kastediyorum. Dolayısıyla onu böyle gönül rahatlığıyla, hani pandemi stresi olmadan belki hani tercih edenlerin işte aşılarını tamamlandığı filan bir döneme erteledik. Yani online olarak, çevrimiçi olarak yapmayacağız bu kursu. Fakat bununla birlikte ilk sizin duyacağınız, bugün duyurusunu çıkacağı bir daha kısa süreli, biraz geniş kapsamlı bir giriş kursu gibi temel kavramlar ve temel becerilere yönelik, bu tasarım meselesini derinleştirmek adına temel becerilere yönelik bir eğitim duyurusu olacak. Enstitünün değil, Kokopeyli'nin organizasyonuyla olacak. Kokopeyli şehirde ekibi. Dilerseniz ona katılabilirsiniz. Pratik olarak biraz acaba bize hem paylaşalım. Şu an duyuru daha çıkılmadı. Daha çıkmadı, tamam. Bu akşam çıkacak sanırım kızlar. Beni ya da Kokopeyli şehirdeyi takip edip tamam, oradan bakabilirsiniz. Pratik kurslarımız bizim zaten toprak kursunda oluyordu. Böyle kompostlar yapıyorduk, kokoşiler kuruyorduk falan. Onlar da dediğim gibi şeyde, pandemiden sonra umuyorum ki. O soru böyle. Çok tatlı. Herkes hemen Nasrin Nikolas Taleb yazmış kırsızı. Çok mutlu oluyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum herkese. Belki chatten yine bu alanda farklı önerileri, kitap, podcast varsa çok seviniriz. Herkes paylaşabilirse bu alandaki kendi dinlediği, kendi keyif aldığı şeyleri hepimiz paylaşırsak hoş olabilir. Ve benim genelde böyle giriş kurslarından sonra falan, geçen seminerden sonra da yaptığım bir ilham listesi gibi bir şey var. Kendi böyle önemsediğim şeyleri, onu size gönderirim. Olur mu? Çok seviniriz, bayılırız. Tabii siz duygu de buradaki herkese iletebilirsiniz. Harika olur. Sinkropi ile ilgili çok güzel bir soru var Fatih. Hakkında ne düşünüyor? Severiz kendisini, Ernst Göş'ü, sinkropik tarım hakkında. Tek bir notum var Ernst'te. Akdeniz iklimiyle ilgili verilerin çok fazla olmadığını göz önünde bulundurun bu yaklaşımda. Tropiklerde çıkmış bir yaklaşım bu. Evet, İspanya'da falan da uygulama yapıyor. Ama oradaki verilerin henüz sıkı ve yoğun olmadığını göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Ama onun dışında çok önemli bir işlevsel ormancılık yöntemi. Evet. Çok güzel. Eğer başka soru yoksa. Ben küçük bir talep paylaşacağım mümkünse eğer. Yani Iraz'cığım, biliyorum sosyal medyaya böyle bir aramda şey var ama onu biraz yaklaştırsak, hani böyle paylaşımları, hani böyle postlar, hikayeler, ne bileyim yani. Böyle influencerlara ihtiyacımız var. Öyle söyleyeyim. Hani böyle trend yol linki değil de hani. Ya çok teşekkür ederim beni öyle bir yere koyduğun için. Çok kötü gerçekten aram. Yani şu an mevcuttakini yapabilmek için dahi özel çaba sarf ediyorum. Çünkü çok soran oluyor, biliyorum. Herkes hani böyle şey, vakit ayırıp ha tamam şimdi şunu koyayım falan diye. Şu anki hali bile benim günlük rutinimi biraz böyle etkiliyor. Farkındayım aslında, daha farklı bir şeyler olsa. Belki bir yine eski öğrencilerimizden birinin böyle aylık çıkardığı bir bülten olmaya başladı. Aposto. Evet. Orada böyle aylık bir şeyler yazma ihtimalim çok yüksek. Hani o tür şeyleri galiba daha çok, daha yatkınım. Ama bu şey üzerine dikkat edeceğim. Söz. Daha fazla çaba sarf edeceğim.
Teşekkür ederim. Küçük bir rica benim. Çok da tatlı. Dayanıklı Kentler Kongresi açık. Açık herkese. Büyükşehir Belediyesi'nin hesabında falan olmalı şeyler. Derya Hanım. Paylaştılar. Süper. Çok kısa bu arada. Yani 10'ar dakikalık konuşmaların olduğu bir oturum. Yine de tabii dinleyin. Ama ya usulen yapılan ismini hatırlayamadım Fatih Bey şu an. O sitenin adı. Yani o bültenlerin çıktığı. Evet. Ahu veya Özlemler. Özlem sanatı mı? Bu sanki paylaşmıştı biliyorum. Hemen şimdi bakayım. Bitki. Ya böyle bitkiler hakkında bir şeydi ya. Bitkiler eşrafından dedikodular. Ne tatlı. Şöyle. Şu an linkini siz bulursunuz. Bitkiler eşrafından yani, dedikodular. Harika. Evet, her ay olacak mı? Ben işte yazarken, çizerken de çok şey diyorum. Konuşmayı daha çok seviyorum. Ama öyle bir teklifte bulundu Bengisu. Ben de ona vakit ayırmak istiyorum. Belki oralarda işte. Onun dışında Bengisu da çok tatlı şeyler, güzel şeyler yazıyor. Zaten takip edelim. Eğer şeyse... Sanki böyle chat bölümünü de biraz azalttık mı? Hani cevap verilmeyen bir şey kaldı mı? Katkılar vardı. Bazı isimler vardı paylaşım. Döngüsel ekonomi dairesel ekonomi, döngüsel ekonomi neyse, gerçekten bu da aslında birçok alanda hani anlattığın şey, dediğin gibi araziye ve tabiata entegre ettiğinde farklı bir anlamı var. Ama işte sosyal ilişkilerimize, Özlem'in dediği gibi entegre ettiğinde yine aynı döngüler. O yüzden biraz böyle bugün bize neler anlattığını şöyle aldığım notlardan kısaca bir üzerinden geçip kapatalım isterim. Herkes için uygunsa. Bir kere bugün böyle çok direnme, soğurma ve zamanında müdahale kavramlarını konuştuk. Sadece tabiat üzerinde değil, aslında farklı meselelerde, yani bağırsakta da, insan psikolojisinde de, belki evet döngüsel ekonomide de, sosyal ilişkilerimizde de aslında bu döngünün mühim bir şey olduğunu ve Özlem'in orada galiba bir yorum vardı, zombik sistemler diye, unutmayacağız sanırım. Hani bu sistemleri, bu karmaşık sistemleri. Ben onu kaçırmışım, harika. Evet, zombik sistemler olarak hani hepimiz. Zombik olarak yaşamak değil ama amacına yönelik varlığımızı kaybetmeden bunu bir döngüye dahil etme adına neler yapabiliriz? Hem bireysel olarak, hem toplumsal olarak, hem de bu kültürü aslında edinerek burada buluşmamızın aslında amacı da o. Baktığınızda her birimiz başka bir örnekten, başka bir kıymeti öğreniyoruz. Şeyi konuştuk, kıyamet dedik. Dönüyoruz dedik ve doğuyoruz dedik. Aslında biraz tersten hep böyle hikayelerden bahsettik. En sonunda bugünden başlayarak geriye dönük aslında tabiri de, o yüzden hani sistemleri tasarlarken biraz farklı yönleriyle ve farklı açılardan bakmanın bize kazandırdıklarından bahsettik. Her şeyin hikayesi aslında fotosentezle başlar, çürümeyle biter. Gerçekten bu da hani döngüselliğe dair ve yaşam alanına dair böyle tatlı kavramlar öğrendik. Fayda sağlamak, fayda yaratmak gibi bakıyorum böyle şeyler üzerinden geçtik. Antikırılganlık kavramı ve örüntüyü de umarız ki daha uzun sohbetlerde seni başka kanallarda ya da belki yine bizimle dinleme şansı buluruz. Ama biraz daha böyle hep üstünü çize çize aldığım not hep şeymiş, amacına yönelik varlığı kaybetmeden döngüyü devam ettirebilmek ve bu döngüdeki varlığımızın ve gücümüzün aslında kıymetini bilebilmek gibi algılamışız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bilmiyorum, son bir katkı koymak isteyen var mı? Ayrıca o ilham listenize şahsen ben böyle heyecanla bekliyorum. Bizi kırmadığın, böyle bir arada olmamızı sağladığın ve bu sabah sohbetinde bize böyle iç açıcı konularda aslında ilham olduğun, bilgi verdiğin
Ve bu alanları senin gibi koruyan böyle gençlerin de olması bizim için çok kıymetli. Özlem'in de dediğine katılıyorum. Sosyal medya hepimiz için olmazsa olmaz. Bizim burada Creative Mornings ekibi olarak yapabileceğimiz herhangi bir şey olursa buna katkı anlamında lütfen haber et. Bir katkıda bulunacağız. Bu yayını yayınlayacağız. Hani birçok insan bunu izleyebiliyor olacak. O yüzden tekrar teşekkür ederiz. İyi ki varsın. İyi ki bizimle. Teşekkür ederim ben de. Herkese, yani bir beni davet et, aklına getiren Özlem'e zaten beni davet ettiğiniz için falan, ya işte hepsi için çok teşekkür ederim. Burada bugün yani hayattaki en kıymetli şey olan vakti bana verdiğiniz için, benimle birlikte geçirdiğiniz için bu vakte teşekkür ederim. Ben hemen göndereceğim o listeleri. Umarım karşılaşırız, konuşuruz. Dediğim gibi ben çok sosyal medyacı değilim. Yani karakter olarak biraz mahrem, hoşuma gidiyor. Ama burada Urla'dayız. Yakında olanlarla umuyorum böyle sağlıklı günlerde bir araya gelmeyi isterim. Görüşmek üzere. İyi cumalar, iyi hafta sonları. Çok teşekkür ederiz. Sevgiler. Çok sağ ol. Görüşmek üzere o zaman herkese. Herkese katıldığı için.